Satranç TV'den herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Leicester üzerinde 3 artı 0'lık bir müsabakaya başlama kararı aldım. Gonzalez, Gomez, Ernesto ile oynuyorum. Biraz espri yapayım dedim. Atı ileri geri çıktı ama o da geri geldi atı. O yüzden tekrar normal atışa dönme kararı aldım. Evet, D4 oynayalım. C6'daki atın ne yaptığını anlamış değilim. C4 sürersem D alır C4, D4'e basacak. Basalım ya. Ben bu piyonu vermeyi seviyorum. Alsın. Sıkıntı yok. E3 ile D4'ü savundum. Şimdi Ata A3 oynayacağım. Ata A3'ün şöyle bir güzelliği var. B5'i de engelliyor. Siyahlar da E5 sürmeye çalışacak tabii ki rahatlamak için. Evet, bunu alalım önce. Bir keyfimize bakalım. Gerçi A3 oynamam lazım. Şimdi vezir de diyeceğim. Yani acele ettik. H3 oynayacaktık. Çünkü o güzel. O da acele etti. Yerinde olsaydım vezir D3 oynardım. Evet. Buradaki atı korumak için B3 oynayalım. Zaten fil çarpı C4 alacak hali yok. İlginç bir tercih. Açıkçası ne yalan söyleyeyim. Şimdi at E5 geleceğim ben. En son fil D5 ile taşları azaltmaya çalışacak büyük ihtimalle. C6'ına oynamaya çalışacağım. Vay, ilginç bir tercih. Piyonunu alsam. Ya at da alalım. Fil D5 gelecek. Onu da F3'e 4 sürerim. Sonra D5 sürmeye çalışırım falan filan. Ya da at C6 mı gelsem? Çünkü at C6 gelirsem fil C6, fil çarpı C6 bu konu bana iyi ama at C6, fil C6 almaz. At C6, vezir D7 oynayacak. Ve atım burada saçma bir yerde halde kalacak. At A5 çıkacaksa fil G2, şah G2 bir şey elde etmedim. Burada ilgilenmeyip fil B2 gelmek de bir tercih olabilir. Fil çarpı G2'ye şah çarpı G2 almak. Ya da fil A3 gelmek. Fil A3 de hoşuma gitti çünkü C5 sürüşünü engelliyorum rakibin. Ya da F3 önce. En son çare olarak F3, E4, D5 sürmeye çalışacağım. Ben fil A3 oynamayı tercih ediyorum sevgili arkadaşlar. C hattına bir an önce kalelerimi gelmek istiyorum. Planım bu. Rakibin C5 sürüşünü kestim. Vezir F3. Burada vezir kesişim bence benim işime yarar. O yüzden çekinmiyorum. Çünkü C hattı açık. Bu arada 1 dakika 35 saniyem kaldı. Gonzalez, Gomez, Ernesto'nun 2 dakika 04 saniyesi kaldı. Rakibimiz 2123 ratinge sahip. Evet, kale A1. Şimdi C hattının kontrolü bende. At D5. At D5. Şimdi şah E4 gelsek çok mu açıkta olur şahım ya? Böyle içeri doğru sürmek istiyorum. Süreyim be kardeşim. Dünyaya bir kere geliyoruz ya. Sürelim ya. Ama aslında size bir şey söyleyeyim mi? Burada daha sakin oynayıp at D'yi çekmek daha iyi. Çünkü E4 sürüş tehdidim var. D3'teki at kuvvetli. CD'ye saldırıyorum. Yani bunlara gerek yok. E6 sürdü rakibim. Şimdi kale C6 ineceğim. Kale C1 gelip tabii ki kaleleri çiftlemek istiyorum. Fil F8 kadar hamleleri oynaması bence ona bir şey kazandırmayacak. Çünkü C hattının kontrolü bende. C hattını ele geçirdikten sonra yapmam gereken tek şey şuradaki atları kesmek. Atları kesip rahatlamak istiyorum. Yani D5'teki atın C7'yi savunması rahatsız etti beni. B4, fil B2. Şimdi B4 sürüşü bir bakımdan mantıklı, bir bakımdan mantıksız. A5, A4 oynama fikri varsa mantıklı diyecektim. Evet, şu an mantıklı oldu. Şimdi şu hattan nasıl kurtulurum? Şunu illa şahı ayrılacağız ya. Başka çare yok gibi gözüküyor. Evet, bu şahın merkezdeki konumunda artık ayrılmamız lazım. D3'ten mi ayrılalım? Evet, şöyle bir D3'e gelelim. Sonra E4 süreceğim zaten. Diğer türlü B4 piyonu zayıf olabilir. Çünkü D5'teki atı birazdan kaldıracağım zaten. Tamam, E4 sürünce kalkacak zaten bu at. Şahı C4'e kadar geleyim mi be? Hakikaten böyle kafayı yemek istiyorum şu aralar. Böyle gelelim. Şimdi E4 sürüşü çok önemli bir tehdit. At C3 de gelemez. Fil C3, B C3, kale C3 var. 28 saniyem kalmış. Hızlanmam lazım bu arada. Süreden kazanabilir. Başka bir ihtimal gözükmüyor. Konum gerçekten kötü rakibimin. E4 çok önemli bir tehdit. Evet, E4'ü sürdüm bile. Şimdi siyah kareler de çok zayıf. Bakın. Yani bu fil F6'ya soktuğumu düşünün. Fil C1, fil G5, fil F6 soktuğumu düşünün F6 karesine. Bu içeri giren fil her tarafı kontrol edecek.
Burada ben Sealing'in bir şansını görmüyorum süre dışında. 49 saniyesi kaldı. Benim 27 saniyem var hala. Tek yapmam gereken süreye dikkat ederek oynamak. At B6 alacağım bunu. A4 sürecek. Kale B7 koyacağım ona. Bir sıkıntı görmüyorum. Kale B7. Nema problema. Taş keselim diyor. Keselim kardeşim. Pil de 4. Ata saldırıyorum şimdi. Bu konum beyaza iyi. Burada yani bu oyun sonunu kale B5 ile mi kurmaya çalışıyorsun? Yani ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama atı kötü kaldı burada zaten. Şöyle kale A'ya değinelim. Hiçbir şey yapamaz artık burada. F4 süreceğim. F5'e kadar piyon yolu var. Şahı da D3, C4'e koyacağım. Hiçbir şey yok. Ve de H4 sürelim şöyle. H5 sürelim. En sevdiğim konumlar ya. Kitliyorum ya. Rakibi nefes aldırmadığım konulara bayılıyorum. Şöyle gelelim. Böyle gelelim. Şah B4 de alacağım şimdi. Mis gibi konum. 10 saniye 10 saniye. Atı da uyudu rakibim ve artık burada terk etmesi gerekiyor. Evet, terk etti. Hemen biz analiz tahtasına bakalım. Aslında genel hatlarıyla konumdan bahsettim size ama yine de inceleyelim. At C3, at F6, at B1. Burada biraz espri yapmak istedim. Kendimce takılıyorum. Küçük küçük espriler. Burada tabii ki at B1'e at kesikte karşılık vermeye bir de 5 sürebilirdi ama sorun yok. İki hamle geriden oynayacaktık. Kendi kendimizi cezalandırmış olacaktık ama bir bakımdan da yararlı olabilir. Yani mesela geri pozisyonda başlamak yararlı olabilir. Konumdaki elinizdeki imkanları değerlendirme açısından bir sürü şey öğretebilir size. O yüzden ara sıra ben yapıyorum. Devam edelim. At F3 ile devam ettim. At C6. C6'daki at biraz eğreti duruyor. Yani hoş durmuyor. Burada belki G3'e ben E5 beklerdim. Buradaki atla uyumlu olması açısından. Fil G2, D5 böyle bir şey bekleyebilirdim. Ama C6'ya at çıkıp da açıkçası ne yalan söyleyeyim D5 bu şekilde bir er yapısı beklemezdim. Çünkü C6'daki at artık ne yapıyor? Yani E5 sürmeyecekse buradaki at C1'e tıkamaktan başka bir şey yapmıyor ki. C6 açıldıktan sonra beyazların ne kadar avantajlı konumda olduğunu gördünüz zaten. C4, D alır C4, E3. Burada bu piyon korunabilir mi? Bu önemli bir soru diye düşünüyorum. Mesela B5 oynanabilir mi? B5'i gerçi at E5 var. Oynanamıyor. Ama bir şekilde bu piyon nasıl korunabilir diye düşünmek de istiyorum. Mesela fil G4 oynayalım. At A3. Şimdi E5 oynayalım mesela. Böyle bir şey yapabilir mi siyahlar? Bunu düşünmek istiyorum. Şimdi at C4'de bir kere E4 var. Terk. İyi akşamlar Türkiye. Ata saldırıyor. Bunu alırsa vezir alır D1. Kale alır D1. At E5. Yine iyi akşamlar Türkiye. Açmazdaki ata saldırıyor. Vay. Evet. Hissettiğim gibi siyahın E5'te oynamaya çalışması lazım burada. E3. E3'e fil G4, E5 tehdidi de gelmesi lazım. Ben ne yapardım bunu onu düşüneyim. Fil G4'e. At D2 yine E5 sürüşü var. Büyük ihtimalle H3 oynamayı tercih ederim. Fil F3, vezir F3. Şimdi E5 oynasa bu sefer B7 sıkıntı. Bu şekilde oynayabilirdim. Rok atabilirdi mesela. Yine at A3. Belki E5. D alır E5, at E5, vezir B7. Bu yine beyaz üstün oldu. Bunu beğenmedim. At D3'e falan gelince bir şey çıkmıyor çünkü C4 düşecek, çift fil var. Evet, değişik şeylere gidebilir ama bir şekilde siyahların E5 oynaması lazım gibi düşünüyorum. Bu arada chatten arkadaşlar yazmış. Bir taraftan maçı izleyen arkadaşlar vermiş. Chatten yazmış. Video geliyor diye de yazdım onlara. Devam edelim. C4. D alır C4, E3. Kısa rok. At A3. At A3. Mesela at D2 ile de bunu alır saldırabiliriz ama bunlara tabi bu konuda yok belki ama file 6 E4 at D4 olabilir. Ya da file 6 at G5. File D5'e gerçi E4 sürebiliyorum. Herhalde. Evet. At G5 yani bu piyon at D2 ile tutulabiliyormuş. Konuşamadım. Belki C3 de bunu geri verebilir. BC3. Ama bu konuda zaten beyazların tercih ettiği bir konum olur. Burada yani at A3 ve at D2 arasında inanılmaz bir fark göremedim ama ben at A3'ü bazı durumlarda tercih ediyorum B5'i keserek bunu almak için. Ve bazı durumlarda vezirin de 4'ü korumasını istiyorum. Çünkü at D2'de mesela E5 falan yiyebiliyoruz kafamıza. Vezir de 4'ü korumuyor falan. Aklınıza bulunabilir. At C4. Burada at C4'ü acele aldım. Bu da H3 oynamam lazım. Fil alır F3, vezir alır F3. Çünkü C4'teki piyon kaçmıyor. Yani ne yapacak? At A5'te mi tutacak? Yalnız tutabiliyor mu hakikaten? Garip. Fil D2. A5'e saldırsak. Tutamıyor herhalde. At D5 gelemiyor, at D4 gelemiyor. Çünkü bu çaprazda iki vezir ve fil var. Hiçbir şey yapamıyor. Evet, burada aceleye gerek yok. H3 oynamam lazım. At C4 çünkü bakın burada vezir değdi gibi hamleler var. Şimdi fil H3 istiyor. Bu filler kalkarsa benim oyun planım mantığı kalmayacak. At E5'ten çekilmiş olabilir mi diye düşünüyorum. Fil D1.
At D7, at D7, kare D1. 2, 4, 6, 7. Böyle oynayabilirdim. Evet, bu konuda fil çift avantajı önemli bir avantaj olabilir. Yani at E5'ten çekindi diye o zaman nitelendiriyorum. Onun dışında hani bir çekinmesi gereken bir şey yok. H3, B3. Burada B3 yerine at E5 ile gelebilirdik. Ama ben B3'ü şöyle şu yüzden oynadım. Zaten fili A3'e gelmek istiyorum. Yani olabildiğince vezir kanadı taşlarımı geçip C hattını hemen ele geçirmek istiyorum. O yüzden B3 oynadım. At E5, at E5, at E5. Şimdi at C6 önemli bir tehdit. Fil D5 çok beğendiğim bir hamle oldu. Yerin de bir hamle. Filimden kurtulması lazım. Yoksa konu çok kötü olacak. Fil A3, kale C1. At C6 sızacağım. AD'ye alacağım. A3'teki fil AD'ye bakıyor. Tüm taşlar AD'ye bakıyor falan. C hattı bende, çaprazlar bende. Bu kötü olurdu yani. Burada filleri kesmek istedi. Şimdi burada benim birkaç tercihim var dediğim gibi. Fil D5 bir şey vereceğini zannetmiyorum. Vezir D5 hemen C5 sürmeye çalışabilirdi. Fil A3 belki olabilir. At E4. Sonra at C5 bile oynanabilir ya. Çok garip hamleler var. Sonra at G5, Şah2'ye, E5'e vurup at F3'ler falan olabilir. İlginç bir anlar var. Burada F3 de bir tercih. Yani oynuyorum aslında F3 tarzını. Bu da at H5'i biraz merak ettim. E4, buna saldırdım. Fili kaçtı. Şah2. Çok piyon sürüşü yaptım. Hani bir şekilde buralar tutmakta zorluk çekebilirim diye korktum. Mesela C5'te hemen sürülebilir açıkçası. E5 boşta. Fil B2'de tutmaya çalışacağım falan. C alır D4. Fil alır D4. Yani bunlarla uğraşacağım. Vezir B8'ler falan filan var. At G3 vedaları var. Sonra F6 sürülüyor. Kale D8'e geliyor. D'ye alıp D4'ü vurmak falan filan. Bunlarla uğraşmak istemedim. Sürede zaten az. 3'er dakikamız var. Burada bunlarla uğraşmak yerine daha mantıklı bir şekilde oyun sonuna girmek istedim. Sade bir konuda. Fil A3'ü bu yüzden oynadım. Bir alır G2, şey alır G2. Vezir D5. Vezir F3, vezir çarpı F3, şah çarpı F3. Kale F8, kale AC1, at D5. Evet, D5'e at koydu. D5'teki at yararlı duruyor. C7 karesini kontrol ettiği için. E7 karesini kontrol ediyor. Şah E4, E6. Şimdi şahı merkeze gelelim dedik. Aslında burada hiç kasmayıp E4 sürüşü bence gayet iyiydi. Hiç kasmaya gerek yok. Çünkü buradaki at ne yapacak? File 5 alırsa zaten D alır E5. At karşı zaman yine C'yi de alıyoruz. Biz gereksiz kastık. Yani şah E4 falan şov yapalım dedik ama şahı zaten geri çektik sonra. E6 kale C6. B4 güzel aslında çünkü buradaki piyonları sabitleyip A5 A4 sürmek istiyor. Şah D3 geldim. E4 sürmem lazım yoksa bakın kötü konuda kalacağım. Yani E4 sürüp C7'yi almazsam rakip A4, A5, A5 alacak. Kale A2 inecek. İkinci yataya kadar inecek. Ben böyle seveceğim film gibi. Mantıksız yani D5'teki attan kurtulmanız lazım. Resmen benden kurtul diye bağırıyor oradaki at. Şah at D3, file 5. File 5 hamlesi hiç profesyonelce değerlendirmiyorum. Yani artık bunu almış olabilir belki. Yani ona yormaya çalışıyorum. Yani buradaki fil verdikten sonra zaten 3 aşağı 5 yukarı bayrak çekmenin vakti gelmiştir. Fil F8 ki belki gelinebilirdi. Atla uğraşmak istemedim. Şimdi E4 süreceğim. At D7, at F6 çatallarım atarlar. Şimdi bu fil de burada ya. Şimdi at F6'ya sokarım. Açarak bir şeyler tehdit ederim. Atlarla uğraşmak istememesini anlıyorum gerçi. Şah E2. Şah C2 gelmedim. E2'ye geldim. Çünkü C hattını kapatmak istemiyorum. Bu kale C hattına oyuna girmesini istiyorum. Artık E4 sürüşü geldi. At B6. Kale C7. Kale B7. Burada atı kaçarsa B4'ü alacaktım. Birer kale kesmek yanlış bir strateji. Taşlar azaldıkça üstün olan tarafın işine yarar. Burada taşları azaltmaması lazım. Kesinlikle siyahların. Mantıksız bence. Burada kale B8. Kale alır B8. Kale alır B8. Fil de 4. Burada sürem çok azalmıştı. 21 saniye var. Rakibin 35 saniyesi var. Fillerin atlara karşı nasıl üstün bir konumda kaldığını göstermeye çalışıyorum konumda. Kale A7. Yani arkadaşlar bazen diyorsunuz 20 dakikalık 30 dakikalık maç ama onu yapmamız mümkün değil. Hem o kadar uzun süre videoyu kimse izleyeceğini zannetmiyorum. Hem de çok böyle yorucu sıkıcı olur. Ben çok sıkmak istemiyorum insanları. Ve bu 3'er dakikalık maçlarda da ben çok öğretici şeyler oynandığını düşünüyorum. Ya sonuçta bir bilgi yarışması yapıldığını düşünün. Yani soruyorlar. Yüzün kaç, IQ kaçtır? Yani bunu siz bir saatte düşünseniz, yani bir dakikada düşünseniz vereceğiniz cevap bellidir. Satrançta da o yüzden yani ağır partiyi oynayanlar genelde Yıldırım da iyi oynuyor. Yani Magnus Carlsen Yıldırım da dünyanın en iyisi. Ağır parti de dünyanın en iyisi. Yani önemli olan mantıklı düşünce düzeyine çıkmak. Yoksa 1,5 artı 30'da yaparız yani sorun değil. Turnuva maçlarını inceleyelim. Tabii ki onlara daha derin düşmeler de oluyor ama sonuçta yani 3 artı 0'da düşünmüyoruz diyenlere ben katılmıyorum. Düşünüyoruz kardeşim. Oyun sonunu düşünüyoruz. Açışı düşünüyoruz. Oyun ortasını düşünüyoruz. Bir sürü fikir var burada. F4 oynadım. Bakın buradaki amacım da yine incelediğim partilerden aklıma gelen fikir. Rakibin atını oyuna sokmama fikri var. H6. H4 çok önemli bir hamle olarak nitelendiriyorum. Çünkü G5'i H5'e sürüyorum. At G6 kesildi artık. Şah da içeri giremiyor. Burada sıkıştı.
Siyahların konumu kale d8 şah d3. En son atı uyudu. Zaten konum takti. Evet arkadaşlar, bu videoya da rekor beğeni bekliyorum. Videoları beğenmeyi unutuyorsunuz. Üzüyorsunuz beni. Unutmayalım bunları. İki günde bire videoları düşürme ihtimalim var bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani yazmaz. Herkes hani o an satmaya çok sıkılmak istiyor olabilirler. Olmaya da bilirler. Onu biraz değerlendiriyorum. Bir taraftan eğitim şeyimi bitirmek istiyorum açıkçası. Hani her gün video attığım zaman bu sefer eğitim yetişmiyor. Video at, yorumlara cevap ver, editini yap, şunu yap, bunu yap. Bir taraftan burada hayatta kalmaya çalış çalış. Yani yaşam gerçekleri falan da var. Onun bir münazarasını kendi içimde yapmaya çalışıyorum. Bu süre zarfında hakikaten yararlı olmaya çalışıyorum insanlara. Bu konuda bir şüpheniz olmasın. Yani videolarda öğretici öğelere olabildiğince yer vermeye çalışıyorum. Yani muhabbete, öğretici öğelere, satranç kalitenizi arttıran detaylara. Zaten uzun süredir bunu takip edenler farkındadır. Benim bir şey anlatmama gerek yok. Hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Özellikle bunu söylüyorum. Bakın, sağlığınızı ihmal etmeyin. Sağlıklı günlerinizin değerini bilin. Sevgiyle kalın.